Hasta Sussak, Uğur Selman Kelekciğer'in arkadaşıyım. Uğur Selman 2016 yılında Gün Matbaası'nda şoför olarak çalışmaktaydı. 2 ay gibi bir süre çalıştıktan sonra kullandığı ilaçların ağır gelmesinden dolayı işten ayrılmak zorunda kaldı. Aradan 2-2,5 sene geçtikten sonra Diyarbakır Fiskay'da evinde polis baskınıyla alındı. Polisler onu gün matbaası soruşturmasında gözaltına aldılar ve ardından tutukladılar. Uğur Selman %45'lik bir şizofreni raporu var. %45'lik bir şizofreni raporu var. Askerlikten çürüge almış durumda ve şu anda kaldığı cezaevi koşulları ona uygun değil. Normal bir insan bile cezaevinde kalamazken Uğur Selman yaklaşık 6-6,5 ay gibi bir süredir ağır koşullar altında kalıyor. Geçen çarşamba günü ben görüşüne gitmiştim. Görüşüne gittiğimde aramızdaki ilişki, yani konuşmak pratiği, ne söylüyorsam fazla anlamıyordu. Yani ben ona söylediklerimi bir şekilde anlatamıyordum. Yani eski Selman gitmişti, yerine başka bir Selman gelmişti. Dışarıdayken ilaçlarını düzenli olarak kullanıyordu. Ama içeri girdiğinde idare 2-2,5 aylık bir kesintiyle ilaçlarını vermemeye başladı. İlaçlarını vermeyince ister istemez saldırganlık durumu oldu. Koğuşundaki arkadaşlarıyla birazcık bir küçük sürtüşmeler mevcut oldu. Ondan sonra koğuşu değişti. Şimdi başka bir koğuşa alındı. Orada da gün matbaasından tutuklu olan arkadaşlar var. Ben görüşüne gittiğimde o arkadaşlarla görüştüm. O arkadaşların söylediği şuydu: Selman'ın durumu çok kötü. Selman'ın avukatımı artık toplumun başka kesimlerimi bir an önce harekete geçirip bu çocuğun buradan çıkması gerekiyor dedi. Ailesiyle de görüştüğünde ailesini tanımama durumu bazen mevcut oluyor. Annesinin söylediklerini algılamama durumu mevcut oluyor. Hani buradan çağrı yapıyorum insanlara. Selman'ın durumuyla ilgilenilmesi gerekiyor. Gün matbaasında çalışırken ağır ilaçlar kullandığı için kaza yapıyordu. Kaza yaptığı için arkadaşlar böyle yürümeyeceğini düşünerek Selman'la yollarını ayırdılar. Aradan işte 2-2,5 sene gibi bir süre geçti. Bu süre sonucunda eve baskın yaparak Selman'ı tutukladılar. O sıra gün matbaasında çalışmıyordu. Diyarbakır'da kendisine simit ayrancılık yapıyordu. Çünkü hastalığından dolayı başka kimse ona iş vermiyordu. Ki kaldı ki bu insanın zaten %45'lik bir raporu mevcut. İkincisi, bu askerlikten bir çürük raporu almış. Devlet bunu, bu insanı askere bile almıyorken şu anda zindanda yatırıyor. Yani bu gerçekten ironik bir durum. İlaçları verilmiyor. Verilse bile biz yanlış ilaçların verildiğini düşünüyoruz. Çünkü Selman ilaçlarını kullandığında bize en azından algılayabiliyordu. Bizle sohbet edebiliyordu. Şimdi bu mevcut değil. Yani eski Selman gitmiş, yerine başka bir Selman gelmiş. İlaçlarını almadıkça hastalığı ilerliyor. Tabii. Cezaevine girmeden önce %45'likse bu rapor, ben şu anda %60'a %70'e çıktığına inanıyorum. Çünkü ilaçlar verilmiyor. Verilen ilaçlar acaba ne? Çünkü biz daha önce rapor istedik onlardan, dedik verdiğiniz ilaçları bizle paylaşın. Bize geri dönüş yapmadılar. Ne ilaç verildiği belli değil. Belli olmazken belki bu çocuğa yanlış ilaçlar veriliyor, bu hale geldi. Şu anda sadece aylık iğnesi vuruluyormuş. Günlük ilaçları verilmiyor. Aylık iğnesi vuruluyor. Bu iğne demek ki iyi gelmiyor ki bu halde. Avukatı ilgileniyor. Avukat dilekçe veriliyor. Bu dilekçelere 3 kez red verildi. En son verilen dilekçelere 3 kez red verildi. Mahkemesi oldu. Mahkemede 7 günlük bir adli tıp gözlem kararı verildi. Ama bu gözlem kararı verilmesine rağmen herhangi bir adli tıp kurumundan randevu alınmış değil.
belki cezaevi idaresinin böyle bir girişimi oldu ama randevular dolu diye verilmiyor. Geçen gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürmüşler Selman'ı. Yer yok diye geri göndermişler. Normalde cezaevi idaresinin doktoru da hasta olarak yatışı gerekiyor diye rapor vermesine rağmen hastanede yer yok diye geri gönderiyorlar. Geçen gün gardiyanlar gelmiş, koğuşundaki arkadaşlarına söylemişler, eğer sizi rahatsız ediyorlarsa tekliği alalım diye. Yani Selman'ın teklide olması demek Selman için ölümden farksız yani bu. Sonuçta şu anda sakal tıraşı, saç tıraşı, atıyorum ki yeme içme gibi yaşamsal şeyleri bile tek başına yapamayan bir insan hücrede kaldığı zaman, tekli koğuşta kaldığı zaman akıbeti çok çok kötü olur. Yani bir an önce Selman için ve diğer hasta tutsaklar için harekete geçilmesi gerekiyor. En azından siyasi mecraların bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Şoför olarak çalıştığı bir kurumda haksız olarak içeride sadece Selman değil, bu davada tutuklu olan diğer arkadaşların çoğu da haksız yere içeride. Geçen gün koğuşta bir sinir krizi gibi bir şey geçirmiş. Revire kaldırmışlar. Sakinleştirici iğne yapmışlar. Yani bu çocuk şizofren hastası sonuçta. Aynı odada 4 kişi kalıyorlar. Diğer arkadaşlar da ister istemez tedirgin oluyordur. Son olarak çağrımı tekrar yineliyorum. Yani buradan ilk önce siyasi mecralara bir çağrıda bulunuyorum. Uğur Selman Kelekçiler için, diğer hasta tutsaklar için, Gün Matbaası davasında haksız olarak tutuklu olan diğer insanlar için harekete geçmelerini istiyorum.